Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan sel ve fırtına Karadeniz reliği içerisinde büyük hasara neden oldu. Yaşanan afetlerin ardından önlemler alınabilir mi sorusunu akıllara getirdi. Zonguldak'ta geçtiğimiz aylarda yaşanan sel afetinden en çok vadi bölgesinde devre keçesi etkilenmişti. Hala ilçede selin yaraları sarılmaya çalışılırken bu kez Türkiye'nin gözlü ilçesi Ereğli'yi fırtına darmadığını etti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hakan Kutoğlu'nun Türkiye'de yaşanabilecek sel fırtına konusunda 25 Ağustos 2020 tarihinde 3 meteorolojik olayların sıkça yaşanabileceği uyarısında bulunduğu ortaya çıktı. Küresel iklim değişikliğine vurgu yapan Kutoğlu, insan eliyle yapılan betonlaşmanın da çarpan etkisi oluşturduğunu söyledi. Yazın yağan yağışların toprakla buluşmadan buharlaşıp atmosfere geri dönünce uç meteorolojik olaylara sebep olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Hakan Kutu oldu. Daha önceki uyarısında şöyle dedi. Yeraltı suları yer altına inemiyor veya biz doğanın topografyasını değiştirdiğimiz için su doğal akış yolundan akmayıp karayolları üzerinde bütün dağlardan tepelerden gelen sular geçiş yolu bırakmadığımız için karayolları yoğun yağışlarda derelere dönüşüyor. Bizim insan eliyle yaptırdığımız beton binalar bu sıcaklığı gün boyu emiyor. Türkiye'de 6 sene içerisinde yağışa dönüşebilir su miktarı artmış durumda. Birden şehirlerimizin üzerine 1-2 sene içerisinde yağacak olan toplam yağış bir anda yağıyor. Biz uydu teknolojileri sayesinde yağışa dönüşebilir su buharını gün gün takip edebiliyoruz. Bu tip olayların olabileceğini önceden biliyoruz. Geliştirilen modeller sayesinde ani bir su baskın olduğunda nerelerin sele maruz kalabileceğini, coğrafi bilgi sistemi destekli olarak ortaya koymak mümkün. Kentlerimizi tasarlarken, imar planlarımızı yaparken yeni ortaya çıkan tabloya göre tedbirlerimizi almamız gerekiyor dedi.